Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'de başlayacak olan aşılama çalışması için işaret ettiği tarih belli oldu. 14 Ocak 2021 Perşembe günü başlaması beklenen birinci faz aşılama çalışmaları için gerekli olan aşılar Konya'ya da ulaştı. Şu anda aşı artık Konya'da. Konya'da ilk parti aşımız geldi. Dağıtımına başlandı. Perşembe ya da Cuma'dan itibaren de aktif olarak yapılmaya başlanacağını düşünüyoruz biz. Koronavirüs aşısının öncelikli olarak kimlere ve ne zaman yapılacağını açıklayan Konya Tabip Odası Yönetim Kurulu üyesi Doktor Ayhan Onur çok yönlü bir aşılama sisteminin oluşturulduğunu belirtti. Birinci grupta sağlıkçılar ve 65 yaş üzeri risk grubuna dahil olanlar ve huzurevlerinde kalanlar. İkinci grupta insanlarla çok daha fazla bir araya gelen, onlarla irtibata geçen işte polisler, askerler, itfaiyeciler, elektrikçiler, kargocular gibi bir gruba ayrıldı. Üçüncü grupta da 50 ile 65 yaş arası ve 50 yaşın altındaki risk grubuna dahil olanlar. Daha sonra dördüncü grupta da kalan herkes. Böyle bir planlama yapıldı. Yani şu anda ilk gelen partinin yapılacağı, insanlar 65 yaş üzeri insanlar, sağlıkçılar ve huzurevinde kalanlar çok yüksek risk grubuna dahil olduklarını düşündüğümüz için. E, aşılar e, kamu e, özel, üniversite hastaneleri her yerde yapılacak, sağlık merkezleri de dahil olmak üzere çok yönlü bir aşılama sistemine gidilecek. Aşıların randevulu olarak yapılacağını belirten Onur, Türkiye'ye gelen 3 farklı aşının oldukça başarılı ve güvenilir aşılar olduğunu belirtirken aşılardan kaçmanın anlamsız olduğuna dikkat çekti. Herkesin aşısını hangi tarihte yaptırılacağı cep telefonlarına bildirilecek bir şekilde ve randevulu olarak bu yapılacak. Bunu yapmak çok önemli çünkü herkes gitsin aşısını yaptırsın dediğimiz anda hastanelerdeki izdiham engelleyemeyiz. Bu da her şeyin tersine dönmesine yol açabilir. Parça parça alacağız insanları gibi görünüyor şu aşamada. Henüz net bir talimat gelmedi. Gelen ilk talimatta bir çeşit randevu sisteminin uygulanacağını gördük. Aşılar için yapılan spekülasyonları lütfen herkes unutsun. Elimizdeki tek silah bu. Dümdüz yolda giderken ne tarafa doğru gideceğiz diye bir soru olmaz. Elimizdeki tek yol bu. Ya bu hastalıkla gün gün ölmeye devam edeceğiz ya da bu aşıları biz yaptıracağız. Aşıların zararlı olduğu şu ana kadar gösterilemedi. Yani küçük zararlar dışında bariz zararları yok bu aşıların. İşte kolda şişlik, ateş, baş dönmesi falan gibi şeylerden bahsediliyor ama çok ciddi bir zararla karşılaşılmadı ve ciddi oranda aşı yapıldı aslında. Ee, Çin'den aldığımız, ya artık herkesin Çin aşısı diye bildiği şeyi ben de Çin aşısı diye hitap edeyim o aşıya. Ee, çok eski bir teknoloji, oldukça güvenilir bir teknoloji ve dağıtılması çok kolay. Bizim için bu çok önemli. Avrupa'dan alacağımız aşılar ve ya da Amerika'dan almayı başarabilirse kalacağımız aşılar eksi 70 derece gibi bir soğuklukta taşınması lazım ki bu lojistik olarak facia yaratır bizde. Bunu zaten yapabilme şansımız var gibi görünmüyor. Çin aşısı normal buzdolabında saklanabilir ve buz aküleriyle de dağıtabiliriz bunu. Bizim Şu anda bizim için en mantıklı aşı da Çin aşısı gibi görünüyor. Etkinliği diğerlerinden biraz daha düşük olmasına rağmen ki o oran bizim için yeterli aslında. Toplumun yani Türkiye için çok etkili bir aşılama yapacak olursak yaklaşık 60 milyon kişinin aşılanması lazım bu aşamada. Gençleri bir kenara çıkardığımız zaman geriye kalan rakam bu. Bunun için de 120 milyon doz bizim aşıya ihtiyacımız var. Aşılamanın 42 gün içerisinde etki göstereceğini söyleyen Onur, aşılamadan sonraki süreçte aşının ne kadar süre koruma sağladığı konusuna da değindi. Aşı yapıldıktan sonra etkiyi görme zamanımızın aşıların bitiminden itibaren yaklaşık 6 hafta 42 gün sonra olmasını bekliyoruz biz. 40 gün sonra tam koruyuculuk var aşı yapılan 42 gün sonra aktif bir korumaya kavuşacaktır diye düşünüyoruz. Süresi ne kadar devam edecek? Herkes 6 ay 6 ay diyor. Şu anda elimizdeki veri 6 ay. Yani 7. ayda ne olacağını bilmiyoruz henüz. 7. ayda da bu korumaya devam edecektir ya büyük ihtimalle. 6 ay değil. 6 aydan daha fazla diye bunu düzeltmek lazım aslında. Çünkü aşılar yapılmaya başladıktan itibaren veriler 6 aylık elimizde daha fazlasını bilmiyoruz. Daha fazlası tahmin olur şu anda bizim açımızdan ki böyle toplumsal bir olayda tahminlere göre hareket etme şansımız yok. Elimizdeki veri neyse ona göre biz hareket etmeye mecburuz. Aşılama şu anda bu olayı durdurabilir. Biz şu ana kadar virüslerle ilgili tüm hastalıklarda aşıyla başa çıktık. Elimizde bir ilaç yok bir tedavi yöntemimiz yok. Virüsü öldürecek ya da durdurabilecek bir tedavi yöntemine bu teknolojiye rağmen hala sahip değiliz. Elimizdeki tek silah bu. Bu silahı kullanalım mı diye düşünmenin bir anlam olduğunu düşünmüyorum ben. Başka bir silahımız yok. Tek silah bu ve günde resmi rakamlara göre bile 170 ile 250 arasında kişimizi öldüren bir hastalıktan bahsediyoruz burada. Ya, ya oyun oynanmıyor artık. Çok ciddi bir kayıp söz konusu burada bu kayıpları bir şekilde durdurmamız lazım ve yapabileceğimiz tek şey bu başka bir yöntem yok elimizde